Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akıbetu lil muttaqin ve la udvana illa alaz zalimin emma ba'd. Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahir güzide ashabının üzerine olsun kıymetli kardeşlerim. Allah nasip ederse bugün yeni bir suremize başlayacağız. Nuzul sırasına göre takip ettiğimiz ve sırası gelen suremizin adı Taha suresi değerli kardeşlerim. Taha suresinin tefsirine başlayacağız biiznillah. Taha suremiz Mekki surelerdendir. Ne demek yani Mekki? Değerli kardeşlerim, hicrete kadar inen surelere Mekki sureler, hicretten sonra inen surelere de medeni sureler diyoruz. Kur'an medeni ve Mekki olmak üzere iki kısımda incelenir ve indiği beyan edilir bize müfessirlerimiz tarafından. Dolayısıyla suremiz Mekki bir suredir ve Mekki sureler daha çok Allah'ın birliği, ona ibadet, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman konuları üzerinde durulur ve bunlar anlatılır kardeşlerim. Toplam değerli kardeşlerim 135 ayettir bizim Taha suremiz ve Allah'ın izniyle bunun üzerinde duracağız. Ve Taha ne demek Taha? Ta ve ha harfinden bir araya gelmiş bir harftir kardeşlerim ve manası yok. Bunun bu manada herhangi bir şeyi elimizde delil olmadığı için söylememiz mümkün değil. Yani biz bunlara huruful mukatta diyoruz, kesik harfler. Kur'an'ın birçok ayetlerinde de görmüşsünüzdür. Elif, lam, mim veya elif, lam, ra diye başlar. Her biri birer harftir ve bu harfler hakkında bir anlam vermemiz mümkün değil. Anlamını ancak Allah Subhanahu ve Teala bilmektedir. O halde Taha suresinin Mekki olduğuna, toplam 135 ayet içerdiğine değindik kardeşlerim. Peki suremizin genel konusu nedir? Suremizin genel konusu Musa aleyhisselam ve Firavun arasında geçer. Musa aleyhisselamın ve Firavun'un arasında geçer. Suremiz Müslüman cemaatin tağutlar ve mücrimler önünde İzlemesi gereken doğru menheci, doğru yöntemi ortaya koyar kardeşlerim. Kur'an'ın bu yolu iki cihanda da sevinmiştir ve kabul görmüştür. Ve bu yolda gidenler için de doğru bir yolun adresidir, kurtuluş yoludur. Ayrıca suremizde kardeşlerim Allah'ın Kur'an'ı övdüğünü, ona rahmet ve ibret için gönderdiğini beyan ediyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala bu surede Kur'an'ın niçin gönderdiğini haber verecek ve böylece müminler ondan ders alacak. Ayrıca bu surede Allah'ın arşa istiva ettiği anlatılacak. Açıkta olanı ve gizli olanları bildiği haber verilecek ve güzel isimlerinin olduğu da ayrıca bizlere söylenilecek değerli kardeşlerim. Sonra Musa Aleyhisselam'ın kıssası anlatılacak Firavun'la beraber. Musa Aleyhisselam'ın Allah ile konuşmasına değinilecek ve Firavun'un önündeki mücadelesi anlatılacak ve bu mücadele esnasında Allah'a dua ettiği, Allah'tan yardım istediği, Allah'ın kendisinin bizzat kalbini açması için yardım istediğine değerli kardeşlerim hep beraber şahit olacağız. Bu arada ya Rabbi dilimdeki düğümleri çöz ve kalbimde Allah'ın yolunda gitmeye bir kolaylık ver deyip bu sürekli duaları yaptığına şahit olacağız bu surede değerli kardeşlerim. Ayrıca Allah'ın Musa Aleyhisselam'ı çocukluğundan beri koruduğuna ve onu muhafaza ettiğine ve böylece Firavun'un karşısında da onu dimdik bir şekilde mücadeleye yani sevk ettiğine hep beraber şahit olacağız. Sonra Firavun'un sihirbazlarına ve sihirbazlar önünde Musa Aleyhisselam'ın tavrını hep beraber göreceğiz. O halde genel hatlarıyla suremiz bu çerçevelerde
devam edecek Allah'ın izniyle. Şimdi birinci ayetten başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Suremiz ve bütün surelerimiz biliyorsunuz besmele ile başlanılması gerekiyor. Ve besmele Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demektir. Ve biz orada Rahman'ı ve Rahim'i övmekte ve her şeyimize onun adıyla başlayacağımızı ortaya koymaktayız. Taha, ne demek Taha? Demin de söylemiştik kardeşlerim. Taha yani iki tane harftir. Birisi ta, diğeri de ha değerli kardeşlerim. Yani bu harfler hakkında elimizde somut bir delil olmadığı için bir anlam vermemiz mümkün değildir. Mesela ben Türkçe'de K, L desem ne anlarsınız? Veya desem ki S, C desem ne anlarsınız? Bir şey anlamazsınız. Yani anlamları sizin tarafınızdan bilinmesi mümkün değil. O yüzden ta ha dediğimiz zaman burada da kardeşlerim açık bir anlam ortaya koyamıyoruz. Anlamını ancak Allah Subhanahu ve Teala bilmektedir. Dolayısıyla elimizde bir delil olmadığı için daha da ötesinde bir bilgi vermemiz mümkün değil. Peki biz bunlara hangi harfler diyoruz? Huruful mukatta, kesik harfler diyoruz kardeşlerim. Geldik ikinci ayet-i kerimemize. Evet. Ey Muhammed, biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkanlara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. Ma enzelna aleykel Kur'ane liteşka. Biz sana bu Kur'an'ı ya Muhammed aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. Biz bu Kur'an'ı sana zorluk çekmen için indirmedik. Allah burada değerli kardeşlerim bakınız açık bir şekilde Kur'an'ın zorluk için indirilmediğini beyan ediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam müşrikleri Allah'ın kitabına davet ediyordu. Allah'ın kitabına imana çağırıyordu. Onlar ise Allah'ın kitabını reddediyor, iman etmiyorlardı. Bundan dolayı da Peygamber aleyhissalatü vesselam üzülüyordu, yoruluyordu. İnkarlarından dolayı onları esefle karşılıyordu. Allah bu ayeti indirerek مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى. Biz bu Kur'an'ı sen yorulasın, üzülesin ve sana bir zorluk çıkartsın diye indirmedik. Aksine biz onlara birazdan haber verecek. Yani ondan ibret alsınlar, ondan öğüt alsınlar, onlar doğru yollara gitsinler diye biz bu Kur'an'ı indirdik denilecektir kardeşlerim. Diğer bir tefsirde ise Peygamber aleyhissalatü vesselam geceleri gece namazına kalkıyordu ve Kur'an okuyordu. Bu arada çok yoruluyordu. Yorulmasının akabinde bu ayet indi. Yani biz bu Kur'an'ı okuyorken, okuma esnasında senin yorulman için, üzülmen için, sana meşakkat vermesi için indirmedik ya Muhammed. Aksine biz bu Kur'an'ı, ayet geliyor şimdi, İlle tezkireten limen yahşe, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik buyuruluyor kardeşlerim. O halde Kur'an bir zorluk amacıyla, bir meşakkat vermek amacıyla indirilmedi. Kur'an'ın ibarelerinde kolaylık vardır. Anlamında bir zorluk yoktur değerli kardeşlerim. Ayrıca Kur'an bizlere doğru yolu gösteriyor. Doğru yolu gösteren bir ibarede zorluk olmaz. Ancak anlaşılmayan noktalarda onun ehline, Kur'an'ın ehline müracaat etmekte yine Kur'an'ın bir emridir. Allah ayetinde فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız onu Kur'an ehline, yani imamlara, seçkin önderlere sorun, öğrenin buyurmaktadır. O halde Kur'an'ın şimdi niçin indirildiğini bakın üçüncü ayette Allah beyan ediyor. Ona geldik. اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye. Yani Allah'ın kitabını okuyup ondan korkanlar için, Allah'ın kitabını okuyup ondan, o ayetlerinden titreyenler için, onun emrine, hükmüne, kararına uyup hakkıyla iman edenler için, yani muvahhidler için biz bu Kur'an'ı bir öğüt olması, bir yol göstermesi, bir ibret olması, bir rehber olması, iman edenlere yol göstermesi için indirdik. Bakınız Kur'an iman edenlere yol gösteriyor. O zaman
Yani Allah kitabında iman edip muttaki müminlere doğru yolu Kur'an'la gösterdiğini ifade ediyor. Demek ki kafirlerin Kur'an'dan nasibini almaları mümkün değil. Niçin? Bakın birçok kafirler Kur'an okuyorlar ama onun aydınlığında, onun rehberliğinde yol alabiliyorlar mı? Almıyorlar. Hatta birçokları Kur'an'da çelişkiler bulmaya, ayetlerini inkar etmeye yeltendiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz kardeşlerim. O halde bu Kur'an niçin indirilmiştir? İlle tezkireten limen yahşa. Ancak Allah'tan hakkıyla korkanlara bir ibret olması. Nedir buradaki ibretten maksat? Bir yol göstersin. Mesela Kur'an geçmiş kavimleri anlatır ve o kavimlerin içine düşmüş oldukları helak olma sebeplerini, peygamberlere karşı durmalarını ve onların karşısındaki çekmiş oldukları o helakları anlatır. Böylece o Kur'an'ı okuyan Turgut kardeşim ibret alır. Değil mi? Kur'an tevhidi anlatır ve şirki anlatır, helal ve haramı anlatır. İyiliği yapanları ve kötülüğü yapanları anlatır. Peygamberlere karşı duranları maruf, peygamberlere karşı durmayıp onlarla beraber omuz omuza verenleri anlatır. Böylece işte o Kur'an'ı okuyan müminler ibret alsın, ders alsın ve onun yolunda gitsinler diye indirilmiştir kardeşlerim. Peki biz burada Kur'an'ın iniş gayesini öğrendik mi? Yani Allah Kur'an'ı niçin indirmiş? İlle tezkireten limen yahşe. Allah'tan korkanlara, yani yaşayan müminlere, hayatta olan müminlere, muvahhidlere okusunlar, ibret alsınlar diye indirdiğini haber veriyor. Demek ki bu Kur'an ölüler için indirilmedi. Demek ki bu Kur'an Mustafa mezarlarda okunması için indirilmedi. Bu Kur'an dirileri uyarmak, batıl yolda giden dirileri hakka iletmek, şirkin yolunda gidenleri cehennemin azabıyla uyarmak için indirilmiş bir kitaptır. Allah öyle diyor. Ama bugün Kur'an'ın yani o mesajı, o risalesi, o çağrısı unutturulmuştur. İnsanlar ancak Kur'an'ı nerede okuyorlar ve nerede işitiyorlar? Nerelerde? Mezarlarda. Mezarlarda, taziyelerde veya mesela ölecek bir insanın başının ucunda Kur'an'ın okunduğunu görüyoruz. Niçin? Kur'an onun dışında hayatta okunulmuyor, ezberlenilmiyor ve insanlara davet olarak götürülmüyor. İşte bu bizim en büyük ayıbımız, kusurumuz kardeşlerim. Kur'an burada niçin indirildiğini haber veriyor. O halde ölülerin üzerine Kur'an okumanın peygamberin hayatında da yoktur bir delili. Fatiha okumanın peygamberin hayatında da bir delili yoktur. Ne Kur'an okuma, ne Fatiha okuma kesinlikle değerli kardeşlerim ölülere ve mezarlara, kabirde yatanlara kesinlikle caiz değildir. Bunları bu ayetin çerçevesinde bilelim. Anladık mı kardeşler? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Geldik dördüncü ayeti kerimemize. O yeni ve yüksek gökleri yaratan katından peyderpey indirilmiştir. Tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ule. Evet, tenzilen mimmen halakal arda ve semavatil ula. Kur'an yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey, yani merhale merhale indirilmiştir. Bakınız, Allah ayetinde Kur'an'ın hakkında bize haber veriyor. Kur'an nedir Kur'an? Kur'an okuma kitabı demektir. El-Kur'an ne demekmiş? Okuma kitabı. El-Kur'an okuma kitabı demektir. Kur'an'ı indiren kimdir? Allah Subhanahu ve Teala. O Allah kendini nasıl tanıtıyor burada? Tenzilen mimmen halakal arda ve's-semawati. Allah ayette haber verdi. Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından merhale merhale, bölüm bölüm indirilmiştir. Demek ki indiren kim o Kur'an'ı? Allah Subhanahu ve Teala. Kimin emriyle indirdi Allah? Allah kendi emriyle kimin eliyle indirdi? Cebrail'in eliyle indirdi. Cebrail'e emretti ve Cebrail onu değerli kardeşlerim dünya semasına getirdi. Sonra da Ramazan ayından başlamak üzere merhale merhale yaşanılan olaylar üzerine Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'ı kimin üzerine indirdi? Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine indirdi.
Demek ki Kur'an'ı indiren Allah, Cebrail Elil indirdi. Kime indirdi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Kur'an o zaman kelamullah mı? Evet, Allah'ın kelamıdır. Bir başkası bu Kur'an'ı yazmış değildir. Böyle bir inancımız olursa kesinlikle bu küfürdür kardeşlerim. O halde unutmayalım, Kur'an'a olan sadakatimiz budur. Peki Allah burada dedi ki, yani bu Kur'an indirilmiştir. İndirme nereden olur? Yukarıdan aşağıya doğru olur. Aşağıdan yukarı çıkılır. Ama yukarıdan aşağı ise inilir. Demek ki Kur'an'ın inmesi nereden olmuş? Semadan. Demek ki indiren Allah da o zaman semanın üzerinde. Bu da açık bir Allah'ın ululuğuna, üste oluşuna somut bir delildir. Değerli kardeşlerim, dininizi atanızdan babanızdan duyduğunuz gibi değil, dininizi Kur'an'ın ve sahih sünnetin öğrettiği, bu ümmetin selefinin haber verdiği itikadi çerçevelerde öğrenin ki yarın ileride bir hataya düşmeyin değerli kardeşlerim. Peki Kur'an nasıl iniyordu? Kur'an bir çırpıda, bir anda indi mi, yoksa merhale merhale, parça parça, bölüm bölüm mü indi? İşte Kur'an burada onu haber veriyor. Tenzilen, yani merhale merhale indirildi bu Kur'an. Niçin böyle indirildi? Hem kalpleri pekiştirmek, ezberi kolaylaştırmak, ayetlerini iyi anlayıp uygulamak amacıyla, kolaylık sağlama ümidiyle bunlar indirildi. Eğer bir kitap, şu gördüğünüz Allah'ın kitabı bir çırpıda inseydi, her sahabenin okuması, anlaması, fehmetmesi, yaşaması mümkün olur muydu? Mümkün olmazdı. Ama 23 yıllık süre zarfında parça parça inerek yaşanılan her bir olayın üzerine sahabelerin zihninde pekişiyordu. O ayet niçin indi diye sorulduğunda, o ayet biz Mekke'de filan yerde peygamberle beraber iken şu sebepten dolayı indi diyorlardı ve kalplerinde Kur'an'a olan muhabbet çok daha fazla artıyordu kardeşlerim. O halde Kur'an'ın da indiriliş sebebini öğrendik Allah'ın izniyle. Şimdi geldik 5. ayetimize. Zaten bu dersimizde toplam 8 ayete değineceğiz. Sonra tabii ki 8. ayetten sonra muhteva değişiyor. Musa ve Firavun arasında büyük bir mücadele başlıyor. Biz de o mücadelenin perdesini önümüzdeki hafta açacağız. Bakalım o mücadelede neler yaşanılacak, hep beraber göreceğiz. Ama şimdi 5. ayetteyiz. Birçok insanların anlamakta, fehmetmekte, anlamını vermekte zorlandığı, itikadi anlamda sapmaya sebebiyet veren bir ayet. Evet. Rahman arşa istiva etmiştir. Er-Rahmanu alel arş istiva. Rahman olan Allah arşa istiva etmiştir. İstiva nedir? Arapçada istiva, üste oldu, yükseldi anlamına geliyor. Yani ale irtefa'a ne demek? Üste oldu, yükseldi anlamına geliyor. Ve Allah'ın istivasını, yükselmesini, semanın üzerinde arşına yükselmesini, istiva etmesini, kalkıp da istila etmek, kuşatmak, egemenliği altına almak olarak anlamlandırmak kesinlikle hatadır. Ehl-i sünnet akidesinden uzaklaşmaktır. Bidat bir tefsir yoluna, yöntemine değerli kardeşlerim yönelmektir. O halde Allah'ın istivası haktır, hakikidir. Celaline, azametine yakışan bir istivadır. Ve istivanın manası da nedir? Üste oldu, yükseldi anlamına geliyor kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Teala her yerde değindir. Allah her yerde demek Allah'ın ayetini bilmemektir. Bir cehalet ortaya koymaktır. Çünkü Allah, bakın ayette, Er-Rahmanu alel arş istiva, Rahman olan Allah arşa istiva etti buyurulmuştur. Demek ki Allah her yerde değil. Peki Allah'ın semanın üzerinde arşına istiva ettiğine dair başka delillerimiz var mı? Var. Kur'an'da 7-8 tane ayet var. Bununla beraber peygamberimizden çok daha somut deliller var. Bakın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir eşi vardı. Adı Zeynep annemizdi. Zeynep annemiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabalarının eliyle evlenmiş değildi. Diğer bütün zevceleri Peygamberimizin akrabalarının, hısımlarının elleriyle evlenmişlerdi.
Ama sadece Zeynep annemiz kimin emriyle evlenmişti? Allah'ın emriyle evlenmişti. Allah Zeynep'le evlenmesini emredince Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da evlenmişti. O yüzden Zeynep annemiz de bundan dolayı övünüyordu, gururlanıyordu. Ve bundan dolayı diyordu ki diğer peygamberimizin zevcelerine şöyle diyordu. Beni diyordu 7 kat gökteki o Allah evlendirdi. Onun kararıyla, emriyle ben evlendim. Ama sizleri ise hısımlarınız, akrabalarınız peygamberle evlendirdi. Yani ben sizden bu anlamda bir adım öndeyim demek istiyordu. Çünkü beni evlendiren kim? 7 kat gökteki Allah. 7 kat gökteki Allah. Allah. Kim evlendirmiş? Allah. Peygamberimizin eşi diyor bunu. Peygamberimizin eşi 7 kat gökteki Allah diyor. Allah her yerde demiyor. O 7 kat gökteki, onun üzerindeki Allah, arşına istiva etmiş olan Allah. Bakın peygamber eşine sahih akide öğretmiş. Bunu öğretmiş mi? Ezberletmiş mi? Biliyorlar değil mi? Allahu Ekber. Günün birinde bir cariye getirildi. Cariye, değerli kardeşlerim, efendisi tarafından peygamberin huzuruna getirildi. Peygamberimiz de ona bir soru sordu. Dedi ki bu cariyeye, cariye nedir? Cihat meydanlarında müminlerin, Müslümanların kafirlerden, değerli kardeşlerim, esir almış oldukları kadındır. Ve dedi ki peygamberimiz böyle bir kadına, eyn Allah, Allah nerede? O dedi ki fisseme, ben kimim dedi. Ente Resulullah, sen Allah'ın Resulüsün dedi. Bakın bir cariye ne diyor bir cariye? Eyn Allah diye sorduğunda peygamberimiz ne diyordu? Fissemâi. Peygamber onaylıyordu. Peki ben kimim diye soruyordu. Sen Allah'ın Resulüsün, ente Resulullah diyordu. O zaman peygamberimiz aleyhissalatü vesselam başını öne eğdi böyle. Tasdikledi. Bu bir mümine kadındır dedi. Peygamberimiz söylediği sözden dolayı akidesini doğruladı. İnancını doğruladı. Sözünün doğruluğunu ifade ederek ne dedi? Bu bir mümine kadındır, mümine. Müslüman bir kadındır. Efendisine dönüp böyle diyor. Bunu azat et dedi. Bu sağlam imanlı bir Müslüman kadındır dedi. Ya selam. Görüyorsunuz. İşte o dönemde sahabe annelerimiz bizden çok daha alimlerdi. Bugünün alimlerinden daha alem insanlardı. Akideleri sağlamdı. Kur'an ve sünnete dayanıyordu. Peygamberimizin söylediği gibi bir inanç taşıyorlardı. Şimdi ise ümmet 73 fırkaya bölündü. Yahudiler ve Hristiyanlar kaç fırka? 71 ve 72. Ama bugünün ümmeti 73 fırkaya bölündü. Biri Türkçüler, biri Kürtçüler oldu. Birbirlerinin kanına giriyorlar. Görüyorsunuz. Etle kemik olan bu ümmet birbirlerinin canlarına kıyıyorlar. Suriye'yi görüyorsunuz. Türkiye'yi görüyorsunuz. Irak'ı görüyorsunuz. Her tarafta Müslümanlar birbirlerini ırkçı söylevlerle, ulusal bakış açılarıyla birbirlerini öldürmeye başladılar. Emperyalistlerin oyunlarına geldiler. Bu ülkeyi 100 yıl önce bölenler yeniden bölmeye çalışıyorlar. Ama bunları ırkçılık temelinde bölmeye çalışıyorlar kardeşlerim. Yarın millet büyük bir kanlı bir savaşa girdiklerinde onlar uzaktan bakıp gülecekler. Olan şu masum çocukları olacak, masum insanları olacak. Kafirler saraylarında keyif sürecek. Ama ölenler ise masum Türk ve Kürt Müslüman bireylerimiz olacak kardeşler. O yüzden akıllı olalım, birliğimizi, beraberliğimizi koruyalım. Davamız İslam olsun, asla fikir kavgalarına düşmeyelim. Bakınız. Oradan buraya kadar gelmiş olduk. 6. ayet Doğan Hocam. Göklerdeki, yerdeki ve bu ikisi arasındaki toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve ma beynehuma ve ma tahta's sera. Göklerde ve yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur. Ayet Allah'ın rububiyetini itiraf ediyor. Allah'ın Rab oluşunu, ilah oluşunu, sahip oluşunu, melik oluşunu, yani yerleri ve gökleri yaratan olduğunu açıktan ortaya koyuyor.
hem yerleri yaratan, hem gökleri yaratan, hem de yerlerin ve göklerin arasında kalanları yaratan, hem de tahta sera, toprağın altında olanları, madenleri, suları, kömürleri, altınları, gümüşleri, incileri, bilmem aklınıza ne geliyorsa hepsini yaratanın Allah olduğu açıkça burada ortaya konuluyor. O halde kardeşlerim, yerlerin ve göklerin sahibi Allah. İkinci bir yaratıcı yoktur. İkinci bir yaratıcıya inanmak Allah'a ortak koşmaktır. Allah Subhanahu ve Teala bu ayetinde bize bunu hatırlattı. Hemen 7. ayet. Sen sözü açığa vursan da gizlesen de Allah için birdir. Çünkü o gizliyi de bilir, ondan daha gizliyi de bilir. Ve in tejher bil kavli fe innehu ya'lemu sırra ve ahfa. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de gizlinin gizlisini de bilir. Bakınız, Allah sözümüzü açıktan söylesek ne kastettiğimizi ve söylemeyip saklasak bir sırrımız olsa o sırrımızın da sırrını, gizlisini bilmektedir. Yani Allah Subhanahu ve Teala bizden haberdardır. Ne söylüyorsak onu biliyor. Ne saklıyorsak onu biliyor. Yani biz sözümüzü açığa vursak da vurmazsak da kalplerin özünü kim biliyor? Allah. Kalplerin içinde olup bitenleri, tasarlananları kim biliyor? Allah. Zihinlerde olup bitenleri, hafızalarda olup bitenleri, bütün fikirleri ve düşünceleri, insanların içindeki inançları ve inançsızlıkları kim biliyor? Allah biliyor. Allah burada kendisinden hiçbir şeyin uzak kalamayacağını haber veriyor. Böyle bir durumda, böyle bir Allah'a iman etmişsek ne yaparız? Muttaki oluruz değil mi? Çünkü Allah benim sırrımı biliyor. Benim gizli yanımı biliyor. Allah benim örttüğüm, sakladığım her şeyimden haberdar dediğim zaman, bunu bildiğim zaman, iman ettiğim zaman dürüst bir Müslüman olurum. Salih bir Müslüman olurum. Ahlaklı bir mümin olurum. Müslümanlara karşı her zaman güzel kalplerle yaklaşmayı bilirim. Ama ben böyle bir inancım olmazsa, böyle bir eksikliğim olursa maruf ne olur? Değil mi? Ne olur Muhammed, o zaman ben Allah'ın hakkında noksan bir bilgiye ulaşmış olurum ki kesinlikle bu doğru değil. O halde ve in tejher bil kavli fe innehu ya'lemu sırra ve ahfa. Eğer sen sözü açıktan söylersen bilesin ki o gizliyi de, gizlinin gizlisini de, yani gizlinin gizlisini de, saklanan şeyin sırrını bile biliyor. Saklanan şeyin sırrını biliyor. Allah'a bunların uzak olması mümkün mü? Mümkün değildir kardeşlerim. Şimdi gözünüzün gördüğü gökyüzünde bütün galaksileri, yıldızları düşünün. Hepsinden Allah haberdar mı? Evet. Göklerde uçan bütün, yani binlerce, belki milyonlarca çeşit kuşlardan Allah haberdar mı? Bakın denizlerde yüzen, biliyor musun Mayda? O büyük okyanuslarda binlerce çeşit, belki milyonlara varan ne var? Balıklar var. Allah hepsinden haberdar. Çeşitlerine kadar. Geçenlerde adamın bir tanesi dünyada bütün kelebeklerin çeşitlerini ezberlemiş ve not etmiş ve dünyada ilk defa yeni bir kelebek çeşidi buldu diye de kendi adını vermişler adama. Tüm dünyadaki kelebekleri biliyor adam. Subhanallah. Ya insan dünyadaki tüm kelebekleri ezberler de Allah kendi yarattığı varlıktan habersiz olur mu? Mümkün mü? Yani çok ilginç bir şey. Bir de ya bazen şu arabalarını yıkayan adamlara çok şaşırıyorum. Ya arkadaş saat başı araba yıkıyor. Tamam saat başı yıkama, her gün yıkıyor. Allah Allah. Her gün araba yıkıyor. Ya şöyle bakıyorum, bir inceliyor, bir inceliyor, bir yıkama var adamda. Sabunları döküyor, böyle bir yıkaması var, sağını soluna bir desen veriyor, kendinden geçiyor araba yıkarken. Allah! Aklını kaybediyor. İçimden diyorum, ya Rabbi diyorum, acaba Allah'ı bu kadar tanıyor mu ya? Şu arabayı tanıdığı kadar Allah'ı tanıyor mu? Şu arabanın modelini, ismini, motor gücünü, bunun temizliğe ihtiyacını bildiği kadar Allah'ı biliyor mu, tanıyor mu? Acaba o arabayı temizlediği kadar kalbini, ahlakını temizliyor mu? Adam arabasını temizlemeyi biliyor ama kalbini temizlemeyi bilmiyor.
Öyle değil mi kardeşler? Aman Allah. Şöyle bazen duruyorum, bakıyorum. Ya Rabbi diyorum, acaba bu adam Allah hakkında ne biliyor? Acaba İslam hakkında ne biliyor? Tevhid hakkında ne biliyor? Ama adamın bir araba yıkaması var, sevdası var. Hele bazılarının da motor sevdaları var. Adamın motorun sevdası öyle işlemiş ki ruhuna, motorun çıkarttığı sesten bile adam, değerli kardeşlerim, aşka tutulmuş. Motorun sesine aşık olmuş adam. Biliyor musun Adil bunu? Yok mu piyasada? Bünyamin? Çok değil mi? Adam arabanın bırakın motor, arabanın bile çıkarttığı sesten markasını biliyor. Aman Allah. Ama eline Kur'an versen, bu nedir desen, kitap zanneder. Desen ki Allah'a bu iman nedir yani, imanın esasları kaç tanedir desen, sayabilir mi sizce? Allah alem, muhtemel yani saymaz. İbrahim, Turgut, doğru mu değil mi? Aynen öyle yani, hepimiz bunlara şahit oluyoruz yani. Güzel, 8. ayet, son ayet. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. En güzel isimler de O'nundur. Allahu la ilahe illa huve lehul esmaul husna. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Bu ayetin üzerinde duracağız. Ne demek la ilahe illallah? Yani Allahu la ilahe illallah. Yani Allah'tan başka hak bir mabut yoktur demektir. Allah'tan başka hak bir ilah yoktur. Ondan başka tapılacak biri yok. Eğer biri derse ki Allah'tan başka tapılacak, ibadet edilecek, emrine uyulacak, kararına uyulacak biri vardır, ben buna inanıyorum derse, bu insan Allah'a şirk koşmuş olur. İbadette Allah'a ortak koşmuş olur. O halde o Allah Subhanahu ve Teala hepimizin mabududur, ilahıdır. Ayrıca değerli kardeşlerim, bakınız ayette Allah'ın güzel isimleri olduğu da hatırlatıldı. Allah'ın ne güzel isimleri var değil mi, biliyorsunuz. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Allah için güzel isimler vardır. Ve biz o güzel isimlerle ne yaparız? Allah'ı anarız. Allah'a o güzel isimlerle dua ederiz. Allah böyle dua etmemizden memnun olur. Ama biz o Allah'ın güzel isimlerini terk eder de ya Abdülkadir Geylani medet dersek, ya Bedevi medet dersek, ya Şeyh'im medet dersek, ya Nakşibendi, ya Hasan, ya Hüseyin dersek, yani Allah yerine ya Allah, ya Selam, ya Cebbar demezsek, değil mi? Ya Tevvab, ya Rahman, ya Rahim demezsek, kalkar da ya Hüseyin, ya Ali, ya Hasan, ya Abdülkadir Geylani dersek, Şiaların ve tarikatçıların içine düştüğü şirklerde olduğu gibi, o zaman Allah'ın güzel isimleri unutulur. Hasanlara, Hüseyinlere, Alilere tapılır. İşte Suriye'de Rafizi keferelerinin bizim ehli sünnet kardeşlerimize gördüğünüz zulmünü böylece görmüş olursunuz. Adam Müslüman kardeşimizi öldürürken ya Ali diye öldürüyor, ya Hasan, ya Hüseyin diye öldürüyor. Bıçağı saplıyor. Böylesine zalimane bir şekilde katlediliyorlar Müslümanlar kardeşlerim. Dinimize sahip çıkalım. Dinimize sahip çıkmazsak Allah da sizin de benim de burnumdan fitil fitil kabirde getirecek. Öldüğümüzde Allah bizden bunun hesabını soracak kardeşlerim. Yeterince soğan kebabını yedik. Balcan kebabını yedik. Üzerine çiğ köfteyi de yedik. Lahmacunlarımızı da yedik. Şerbetlerimizi de içtik. Baklavalarımızı da yedik. Artık yeter yani. Bu kadar da çok hep ye ye ama ibadetten, duadan, kulluktan uzak kalmak bize yakışmaz. Doğru mu? O zaman helali de yiyelim ama Allah'ın yolundan da şaşmayalım. Allah sizlere rızıklarınızı bol versin. İnşallah dünyanızı ve ahiretinizi saadete erdirsin. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta inşallah 9. ayetten başlayacağız. Bu hafta bir nevi bir giriş yapmış olduk Taha suresine. Şimdi buradan itibaren Musa Aleyhisselam ve Firavun'un mücadelesi başlayacak. Onu da önümüzdeki haftaya bırakalım ki birlikte inşallah bir bütünlük içinde gidelim. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşvedu en la ilahe illa ente ve estağfuruka ve tuğbu ileyk.